Herkese merhabalar şekerli ve tuzlu mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizleri çok pratik bir yöntemle katlarını tek tek sayabileceğiniz oklava ya da merdane ile uğraşmadan pastane usulü açma tarifi hazırladım. Buyurun bir güzel açmaların yapımına geçelim. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Tabağımın içerisine bir su bardağı ılık süt alıyorum ve 1 su bardağı ılık su üzerine 3 yemek kaşığı şeker ilavesi yapıyorum ve bir paket instant maya. Dilerseniz yarım paket yaş mayanı da kullanabilirsiniz. 1 çay bardağı sıvı yağ ilavesi yapıyorum ve daha sonra güzel bir şekilde karıştırıyorum. Malzemelerimi güzelce karıştırdıktan sonra üzerine unumu ilave ediyorum. Daha sonra üzerine bir tatlı kaşığı tuz ilave ettikten sonra elimle yoğurmaya başlıyorum. Un miktarı mutlaka sizlerde farklılık gösterebilir. Lütfen kontrollü olalım. Ben toplam olarak 5 su bardağı un kullandım. Göstereceği fark sadece yarım su bardağıdır. Bu aşamada hamurunuzu ne kadar böyle yumuşacık ele yapışan yaparsanız bir o kadar güzel açma tarifi elde edersiniz. Lütfen hamuru yoğururken bu önemli püf noktalara dikkat edelim. Hamurumu tezgahımın üzerine alıyorum ve 3 dakika boyunca güzelce yoğurmaya başlıyorum. Daha sonra toparlıyorum ve sizlere şöyle bir kıvamını göstereyim. Ele yapışan yumuşacık bir hamur elde ettim. Bu aşamadan sonra hiç dinlendirmiyorum hemen silindir haline getiriyorum ve toplamda 12 parçayı kesiyorum. Bu açma tarifini mutlaka kahvaltılarınıza veya çay saatlerinize denemenizi tavsiye ediyorum. Gerçekten yapımı son derece kolay bir o kadar da lezzetli. 12 parçayı kestikten sonra girişi güzel bezeler hazırlıyorum. Bütün bezelerimi hazırladıktan sonra üzerlerine yarım tatlı kaşığı olarak tereyağı ilavesi yapıyorum. Toplam olarak 100 gram kadar tereyağı kullandım. Lütfen tereyağını kullanırken oda sıcaklığında olmasına özen gösterelim. Hepsine tereyağı ilave ettikten sonra artık bir kenara alıyorum. Hızlı bir şekilde çalışmayacaksanız arkadaşlar lütfen üzerlerini kapatmayı ihmal etmeyelim. Artık açmalarımızın yapımına geçebiliriz. Tezgahımın üzerine yarım tatlı kaşığı sıvı yağ ilave ediyorum ve her tarafına gelecek şekilde sürüyorum. Daha sonra hazırladığım bezeden bir tane alıyorum ve açmaya başlıyorum. Bu aşamada hiç oklava ya da merdane kullanmanıza gerek yok. Biraz büyüttükten sonra çekiştirerek gördüğünüz şekilde gayet pratik bir şekilde açılacaktır. Bezelerinizi hiç dinlendirmeden açmaya başlarsanız çok daha güzel bir sonuç elde edersiniz. Bezemi açabildiğim kadar açtıktan sonra özellikle kenar kısımlarını biraz daha düzeltiyorum. Ve daha sonra katlama aşamasına geçiyorum. Katladıktan sonra uç kısmına rula şeklinde sarıyorum. Çok fazla sıkı sarmıyorum. Kendi halinde sararak bitiriyorum. Gerçekten yapımı son derece kolay. Herkes kolaylıkla hazırlayabilir. Özellikle yufka açarken arkadaşlar ufak tefek yırtılmalar olabilir. Hiç sorun değil. Ee, katlama aşamasında zaten kaybolup gidecektir. Hamurunuzu güzelce yoğurursanız ve özellikle açma aşamasında tezgahın üzerine hafifçe sıvı yağ ile yağlarsanız zaten çok fazla yırtılma olmaz. Bütün açmalarımı aynı şekilde aynı yöntemle hazırladım. Daha önceden sizler için çok güzel bir yöntemle açma tarifi hazırlamıştım. Onu da videonun sonuna eklerim. Oradan rahat bir şekilde ulaşabilirsiniz. Bütün açmalarımı aynı şekilde aynı yöntemle hazırladım. Hazırlaması gerçekten hiç zamanınızı almayacaktır. Yarım saatin içerisinde koca bir tepsi açma tarifi elde edebilirsiniz. İlk yaptığım rula'dan hemen açmanın şeklini veriyorum. Çok fazla inceltmeden kendi etrafında döndürüyorum ve daha sonra açmanın şeklini veriyorum. Özellikle uç kısımlarını birbirine gördüğünüz şekilde yapıştırıyorum ki pişme esnasında açılma olmasın. Hem de açmalarımızın çok daha düzgün bir şekli olsun. Bütün açmalarımın aynı şekilde aynı yöntemle şeklini veriyorum ve daha sonra tepsimin içerisine alıyorum. Gerçekten şimdiden bile çok güzel gözüküyorlar. Yağlı kağıt kullandım. Lütfen kullanmayacaksanız altını yağlamayı unutmayalım. Üzerlerini kapatıyorum ve mutlaka 45 dakika tepsi mayası veriyorum. Bu aşama çok önemli arkadaşlar. Zaten ön mayası yapmadık. Eğer yapmazsak güzel bir açma tarifi elde edemeyiz. 45 dakikanın sonunda gördüğünüz şekilde iki katına çıktı. Ve şu anda ayırdığım bir tane yumurtanın sarısına bir yemek kaşığı süt ilavesi yapıyorum. Ve çok nazik bir şekilde açmalarımın üzerine sürüyorum. Bu aşamada lütfen havalarını almamaya özen gösterelim. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırına gönderiyorum. Biz de o sırada sıcacık bir çay hazırlayalım. Gerçekten sıcacık bir çayın yanında efsane oluyor. Benim fırınımda yaklaşık 35 dakikada gayet güzel bir şekilde pişti. Her fırın aynı değildir. Lütfen kontrollü olalım. Şu açmaların güzelliğine bakar mısınız? Şöyle hemen ilk sıcağı çıktıktan sonra açmaların bir dokusunu da göstereyim. Sizlere gerçekten yumuşacık efsane bir açma elde ettik. Benim anlatmama bile gerek yok. Zaten görüntü kendini belli ediyor. Mutlaka bu şekilde denemenizi tavsiye ediyorum. Ben bir gün sizlere pastane usulü açma tarifi hazırladım. Umarım bu tarifi beğenmişsinizdir. Dilerseniz 2 tane tepsi de hazırlayabilirsiniz böyle aralıklı pişirirseniz çok daha güzel bir görüntü elde edersiniz deneyecek herkese şimdiden afiyet şifa olsun açmaların ilk sıcağı çıktıktan sonra buzlukta muhafaza edebilirsiniz bir sonraki tarifimizde Allah nasip ederse görüşmek üzere kendinize ve sevdiklerinize çok çok iyi bakın sevgiyle kalın Allah'a emanet olun videomu izlediğiniz için teşekkürler